Bir de şunun bağlamında sormak isterim. Yine Deniz Zeyrek geçtiğimiz günlerde bir köşe yazısı yazdı. Çok önemli tespitleri vardı. Şöyle bir şey söyledi. Tam cümleler bu olmasa da Cumhur İttifakı'nın daha doğrusu AK Parti'nin bir yol haritasından bahsetti. Ve Muharrem İnce'nin, tekrar söylüyorum tırnak içinde, haberi olmadan Muharrem İnce'yi destekleyerek kendisini aday çıkarmasını ve oyları bölmeyi hedeflediğine dair bir yazısı vardı. Nasıl değerlendirirsiniz bununla birlikte? Sayın Zeyrek, Akşener için de benzer açıklamaları yaptı. Demokrasi üzerinden gidiyorsak öyle bakamazsın. Yani bir ihanet değil. Yani onu öyle algılayamazsınız. O dönemde Sayın Erdoğan zannediyorum Refah Partisi'nden ayrıldı değil mi? Ayrıldı. Bir yol yürüdü. Fazilet şeyi söyleyeceğim. İhanet mi etti? Yok öyle bir şey. Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli sorunu zaten balık baştan kokar. Meclise gidenlerde ve siyasi partilerde demokrasi sıfır. Demokrasi mi var? Sandık demokrasisi var bu ülkede. Seçimden seçime hesap veririm. Yok ya. Şeffaflaşma yok. Denetim yok. Ben sandıkta hesabımı veririm. Zaten bizim kafamızın yani durduğu yer burası. İnsanların. 5 yılda bir. Niye? Öyle. Canım öyle istiyor. Zaten bizim karşı olduğumuz bu. Anlatabildim mi? Yani Sayın İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi içindeki belki liderlik tartışması, kavgası iyi sonuçlanmadığından hala Cumhuriyet Halk Partiliyim der. Bir bölme olarak değil. Baktığınız zaman Sayın Ecevit de, rahmetli Ecevit de DSP üzerinden gitti. Ve o dönemde bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi baraj düştü. Baraj altı kaldı ve yürüdü. Sonra kendisi baraj altı kaldı. Olabilir demokraside. Ama Türkiye Cumhuriyeti tekrar söylüyorum. Siyasi partilerde demokrasi yoktur. Bu bir yalandır. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Lider ne derse o olur. Lider sultası esastır. Dokunulmazlıkları vardır. Eleştiremezsin. Eleştirdiğinde yanarsın. Bu bizim demokrasi zihniyetimizle, gelişmişliğimizle ilgili. Zaten ben onu söylüyorum. Zihniyet değişimi şart diye. Anlatabildim mi? Yani şimdi hesabı seçim. İlk turdan biter. Baktığınız zaman ilk turda bitmesi lazım. Bitmezse ayıp. Bak bitmezse ayıp. Ama şöyle bir karşıya getiriyorlar argüman. Evet, Cumhurbaşkanı elindeki kamu kaynakları o kadar güçlü ki. Ya kardeşim seçim burada olacak. Yapacak bir şey yok. Futbol maçlarında buradan hakemler yönetiyor. Saha burası. Seyirci bu. Burada kazanacaksın. Ne yapalım? Sonra geldiğinde değiştirirsin. Yapabildiğin kadar. Ben bu seçimin belki farklı düşünüyoruz. Erdoğan karşıtlığı üzerinden bu seçimi kazanamazsın kardeşim. Sıfır. Bunu sık sık dile getiriyorsunuz zaten, evet. Bak tekrar söylüyorum. Birebir, bakın birebir Mitterrand'ın seçildiği zaman gibidir bu. Önemli bir tespit. Millete odaklanacaksın. Milletin dertlerine. Sen Erdoğan'ı yenmeye gelmiyorsun. Hasmını yenmiyorsun. Düşman değil. Bu vatanın, bu milletin evladı. Yaptığı birçok şey var. Bırak. Kendini ikna et. Gel halkı ikna et. Daha iyisini yap kardeşim. 21 yıldır bileğini bükememişsin. Bükebilirsen bükeceksin şimdi. Bükemezsen mazeretin yok. Yok sandıkta oldu. Bilmem nerede bu oldu. Bunu millet inan dinlemez. Zaten en büyük risk bu. Onun için diyorum ki ben kutuplaşmadan, sinir uçlarına dokunmadan, bazı yerlere gitmeden, mümkün mertebe o karşıtlığı oluşturmadan herkes, hepimiziz. Sen ben yok. Biz var. Biz. Biziz. Onun için ekonomi kurmayları artsın, anlatsın diyorum. Benim mesela şurada şöyle bir tespitim var. Ya bir hangi ülkede olur kardeşim? Bunu çıkıp anlatacaksın. Eğlence sektöründe 200 Türk lirası altındaki konserler diye bir şey. Gördünüz mü bu? Bak burada. Hem de şeyden reklamını yapmayan biletleri dağıtılıyor. Bu ayıp bir şey ya. Biz bu hale nasıl geldik ya? 200 Türk lirasının altındaki konserler. Yazıklar olsun bize. Bunu anlatacaksın. Bu nasıl, bu halk nasıl fakirleşti? Nasıl 2010-2012 yıllarından bu tarafa 6 kat fakirleştik biz? Niye camdan bakıyoruz? Niye elin Avrupalısı, en düşük gelir düzeylisi gelip de benim 4-5 yıldızlı otellerimde tatil yaparken ben camdan bakıyorum? Benim söylediğim bu. Bunu anlat. Çıkıp bunu anlatacaksın. Bak yemin ediyorum size. Şu anda mesele bu. Başka hiçbir şey değil. Yemişim aidiyetini ya. Serap Hanım ya. Başka gündemler de var ya hani bak, bugün Ankara'da. Onları da konuşmak lazım. Söyleyeyim. Anlıyorum Serap ekonominin Hanım, üzerine bak, duruyorsunuz. Serap Hanım şunu söyleyeceğim. Geçen senenin en kıymetli kırmızı et fiyatıyla şu an tavuk et almakta zorlanıyorsun ya.
Anlıyorum hocam da ne sorsam ekonomi diyorsunuz ama gündem ama, ne var? Ama bak bir şey söyle, bak başka bir şey daha söyleyeyim size. Yine Merkez ekonomi. Bankası'nın Türk lirası gösterge faizi kaç? Kaç? %8,5. Sen Eurobond'a yıllık faiz dolara ne ödüyorsun? %9,5. Bitersin. Köle olursun. Bağımlı olursun. İşgal böyle olur. Bunları sona erdireceksin. Bunları anlatacaksın. Onun için ben diyorum ki şu anda konuşu tam önünde. Ya pas gelmiş ayağına. Gollük. Ekonomi. Bunu anlatacaksın. Bu millete. Bunu sadece Kılıçdaroğlu üzerinden yapamazsın. Millet İttifakı'nın çok kuvvetli ekonomi kurmayları var. Bunu ama biz size bunu sağlayabiliriz. Peki, bunu yapabiliriz. Ekonomide bunu gerçekten iyi yaşayabilirsin. Daha peki. iyi yaşayabilirsin. Yani paran var diye 300 bin liralık okula gidiyorsun. Öbürü o eğitimi öğrenimi alamıyor. Yemin ediyorum size gidip o çocuklar o pide salonlarında o şeylerde yollardaki mola yerlerinde 14, 15, 16 yaşında çocuklar okulu yüzü mü görüyor ya? Matematik dersi mi görüyor ya? Uzaktan o çocuklara sen öğretim eğitimden bahsediyorsun. Eğitimden bahsediyorsun. Bunu anlatacaksın. Bu insanlara böyle yaklaşacaksın. Peki Sayın Şen, şimdi bugün Ankara'da yine önemli gündemler vardı. Onunla ilgili yorumunuzu da almak istiyorum. Biri yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na ret verdi. Artık yarım saatimiz doğru kaldı yaptı. Siyaseti konuşamıyoruz. Ret verdi. Doğru yaptı. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimşek buradan ne geldi, çıkar? Konuştum. Bu bir de yine önemli şimdi yeniden Refah Partisi'ne bir yönelme var. Cumhur İttifakı'nda Hüdapar'a bir yönelme var. Onunla ilgili de Hüdapar'ın da tabii ki nasıl bir parti olduğunu da biliyoruz. Nasıl buraya evrildiğini de biliyoruz. Hizbullah'la bağlantısını biliyoruz. Yeniden Refah Partisi'ni ve Hüdapar'ın Doğu Perinçek üzerinden de değerlendireceğiz. Çünkü Doğu Perinçek bir açıklama yaptı. Getiriden çok götürüsü olur. Seçim kaybettirir dedi Hüdapar Cumhur İttifakı'na. Bunu da nasıl değerlendirirsiniz? Cumhurbaşkanlığı seçiminin olduğu %50+1 gibi saçma bir sistemde bir oy önemli. Tamam? Evet. Birbirine benzesin benzemesin bunu görüyoruz. Sayın İnce'nin bir oyu da önemli. Nasıl önemli değilmiş göreceğiz bakalım. Orada seçim sonucu eğer %50+1'e birisi gidemez de o %2 Muharrem İnce alırsa ben o yüzleri görürüm o zaman. Ne yapacaklar bakalım. Düşünürsün ikinci turda. Acaba ne yaparız diye. O öyle kolay değil. %50+1 hakikaten bir sıkıntı. Hani koalisyonlar yoktu. Dibine kadar koalisyona gitti ülke. Koalisyonla ittifak farklıymış. Sen gel onu benim külahımı anlat. Ne anlatıyorsun bana? Şu anda ülkede koalisyon yok mu? Cumhur İttifakı'ndaki ne? Koalisyon değil mi? Millet İttifakı'nın yaptığı ne? Koalisyon olmayacak mı? Olacak. Umarım demokratik şekilde yürütebilirler. Yeniden Refah Partisi. %100 doğru. Ya tarih olacak diye tarih yazacak. Sayın Akşener söyledi ya. Eğer gidip de o Cumhur İttifakı'nın içinde olsaydı belki birkaç milletvekili alırdı. Olurdu. Ama böyle dedi ki ben kendi rüştümü ispat etmeye hazırlanıyorum. Peki, ben geleceğe bakıyorum. Peki Perinçek'in dediği gibi Hüdapar ittifaka dahil olması seçim kaybettirir mi? Bakın Hüdapar'la ilgili ittifaka dahil yanlış bir şey. Bunu soruyorsanız. Hüdapar'ın zaten ne anlattığı, ne istediği, ne önerdiği belli. Benim Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu değerlerle, kurduğu cumhuriyetle, onun felsefesiyle, cumhuriyetin nitelikleriyle kavgası olanla benim işim olmaz. Tamam? Sorunuzun cevabı oldu mu? Bitti. Bu ülkede benim kırmızı çizgi Mustafa Kemal Atatürk. Bak hepimizin bunu ben herkese ilan ediyorum. Öyle yok, öyle sözde değil. Özde. Öyle bir dünya yok. Benimle tartışırken ben ona bakarım. Bu bir tabu değil. Dogma değil. Ama bu ülkenin kurucu babasının fabrika ayarları var. O fabrika ayarlarından şaşmayacaksın. Bugün gidin hangi memlekete giderseniz gidin. Bu kavga vardır Amerika Birleşik Devletleri'nde. Gittiğinizde başka memleket vardır. Bu ülkede, bu coğrafya zor bir coğrafya. Onun da farkındayız biz. Evet. İnsanların ise olabilir, demokratik olur, konuşalım, her şeyi yapalım. Ama bu ülke terör elbette sonlandırman lazım. Mecliste mi sonlandıracaksın? Nasıl yapacaksan yapacaksın. Aynı. Ama şu anda bugün, şu 53 gündeki konu bu değil. 53 günde, ben size bir soru sorayım. Bütün izleyenler, ekonomi iyi olsaydı biz bugün bugün seçimi tartışabilir miydik böyle? Ekonomi Türkiye Cumhuriyeti iyi olsaydı, dön gözünü kapat 2014'e, 2013'e. Nereye kazanacaksın? Hiç sıfır şansın. Şu anda senin eline gelen tencere muhalefeti. Rahmetli Demirel'in güzel sözleri var. Elbette tencere muhalefeti yıkar. Şu anda bunu sokağa anlatıp da hakikaten gençler elbette ümit bekliyor. Çok önemli. Can damarı. Onların bakış açısı farklı. Hocam, onlar 10-15 dakika hocam, dinliyor. Seni fazla dinlemiyor. Evde bu tencere varsa, yaşıyorsa bunu bir daha niye anlatma ihtiyacı var? Yaşıyor adam zaten.
Yaşamıyor. Öyle hani değil. Eti koyamıyorsa zaten koyamıyor. Şey hocam, şöyle söyleyeyim Nevzat abi. Öyle değil. Yaşamıyor. Nasıl hocam? Çok zor. Ayın sonunu getiremiyor. Tamam işte yaşıyor. Borsa yaşıyor. Hayır, hayır. Önce borsa deviriyor. Bu, hayır, bu gerçek de yaşıyor. Ki, ben de diyorum ki o ataleti yıkalım diyorum. İnandırın. Çünkü ben de biliyorum. Baktığınız zaman o muhafazakarlaşma esnaflarda yine de terk etmeme. Bir dönem adaylık tartışmasını yaparken ben inadına karşı olduğum için mi söyledim Sayın Kılıçdaroğlu'na eleştirilerimi? Hayır, değildi. Çok başkaydı. Onların hepsinin, ama bugünün tartışması değil. Bu bitti. Bu artık bu yerden sonra kavga edemezsin. Bu yerden sonra sadece yapıcı önerilerini ortaya koyarsın. Sayın Erdoğan'ın kazanma şansı var mı? Var. Göreceksiniz bak kavgayı. O yapmıyorum dedi ya. O ruberu görüşmelerinde hepsinde ana tartışma yeri ekonominin dışında nereye gelebilirse.